Siyez buğdayı dağıtımı ve meydan açılışımız öncesi siz değerli konuklarımız. Bugün sadece bunlardan bir tanesinin örneğinin açılışını yapacağız. İlçemize harika bir meydan kazandırdık. Ve ardından yine Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla çiftçimize destek olmak amacıyla alternatif ürünlerin coğrafyamıza ve toprağımıza uygun ürünlerin yetiştirilmesi anlamında da Büyükşehir Belediye'miz Tarım AŞ'nin katkılarıyla çiftçilerimize Siyez buğdayı dağıtımı yapacağız. Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli hazırım. Büyükoran Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin ve Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla 43 mahallede yorulmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. Hem açılışımıza hem Siyez buğdayı ile alakalı törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kısa bir süre önce katıldığım televizyon programında ifade etmiştim. Sanayileşen toplumlar tarımdan uzaklaşıyor maalesef gibi bir algı var. Biz Bursa olarak bunu kıracağız ve bunu yeneceğiz dedik. Allah'a hamdolsun çok ciddi mesafeler kat ettik. Geçen seneki tarım ihracatımız Bursa olarak 12 ayda 268 milyon, 10 ayda 2020 yılında yaptığımız 10 ayda yakaladığımız rakam 276 milyon. Yani geçen seneki rakamı 10 ayda geçmişiz. Yaklaşık %20 civarında büyüyeceğini düşünüyoruz. Bana göre bu rakam çok komik. Biz inşallah bunu çok daha fazla geçeceğiz. Bundan 20 gün önce bir Bursalı hanımefendi öğretmen Londra'dan mesaj attı. Bilek Bursa diye. Bizim Tarım AŞ'nin siyah incirle alakalı markası. Tescilli isim biliyorsunuz. Londra'nın çok büyük bir marketinde standlarda Bilek Bursa diye de gördüm. O kadar duygulandım. O kadar gururlandım ki anlatamam başkanım diye kendisi bana bir mesaj atmış. Hem de fotoğrafını çekmiş marketteki standı. Değerli kardeşlerim, biz Allah vergisi çok güzel topraklarda yaşıyoruz. Ecdadımızdan Allah razı olsun. Osmanlı'nın neşvi nema bulduğu topraklar burası. Her bir köşesi tabir elindeyse cennet. Hem verimli bereketli topraklar hem de tabir elindeyse bütün Türkiye'nin bir araya geldiği bir çiçek bahçesi gibi burası. Balkanlardan, Kafkaslardan, Anadolu'nun değişik yörelerinden göçüp gelip insanların konuşlandığı bir şehir burası. Aynı zamanda Osmanlı'nın neşvi nema bulduğu bir şehir burası. Özellikle şu an bulunduğumuz dağ yöresi bunun tabir elindeyse çekirdeği. Ben sabahtan Orhaneli'deydim. Bizatihi ahududu fidan dikimiyle alakalı 2000'de emekli olmuş 20 sene önce bir öğretmenimiz bana o kadar güzel şeyler söyledi ki sadece bir kişiye dedi 60.000 TL dedi ödeme yaptım dedi. Yanlış anlamayın, hayat sadece tekstil fabrikasında işçilik yapmaktan ibaret değil. Türkiye'de yoğun olarak Kastamonu'da yetiştirilen Siyez buğdayına ilgi genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Tabii sağlık açısından bu detaya girmeyeceğim. Çok ciddi faydaları var. Ve inşallah bu üretim daha da artacak ve bizler de BESAŞ marifetiyle bu ürünlerin alımlarını gerçekleştirip inşallah hem bir ekonomik fayda sağlamış olacağız hem de bununla beraber daha sağlıklı beslenme noktasında insanımıza hizmet etmiş olacağız. Bu amaçla tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve kaliteli üretimin artılması hedefiyle projemiz Büyükoran, Pınar, Osmanlar, Derecik, Geynik, Balaban, Yenice, Karalar, Yedikler, Çeribaşı, Merle, Yenice, Perçin, İsmetiye, Keles ilçemizde de Yazıbaşı ve Orhaneli, Kadıköy, Yakıplar, Emir, Akalan olmak üzere 18 mahallede bulunan 43 çiftçimize toplam 270 dekar alanda bu çalışmalar yürütülecek. Büyük Orhan ilçe meydanı
sosyal mesafe. Hatta burayı içeceğiz. Orası yola kalacak abi. Meydan genişleyecek. Binayı da biz... Arıyor mu? Arıyor. Ne yazdı lan bu torun lan?